Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ve merdane kullanmadan kat kat, dışı kıpır kıpır, içi yumuşacık, el açmasız, şahane, sade bir börek hazırladım. Normalde bu böreğin adına küt ve kürt böreği diyorlar. Üzerine hatta pudra şekeri ile tatlandırıyorlar. Ben börekte tatlı sevmediğim için pudra şekeri serpmedim. Ama hazır olanlarda pudra şekeri oluyor. Sizler de dışarıdan almak yerine bu tarifimi dikkatlice izleyip aynısını yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum ve hemen bu lezzetli böreğimi hazırlamaya geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 8 su bardağı un koydum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Sonra 3 su bardağı suyu azar azar ekleyip hamuru kaşıkla toparlıyorum. Hemen belirtmek isterim. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre. Standart su bardağıdır. Hamuru böyle toparlayınca kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Daha kolay bir hamur yoğurmak için önden mutlaka kaşıkla toparlamalısınız. Kaşıkla toparladığınız zaman hamur elinize çok fazla sarmıyor. Hem de unu suya yedirme işlemi kolaylaşıyor. Bu söylediğim bütün hamurlar için geçerlidir. Onun için toparlama işlemini kaşıkla yaparsanız sizlerin kârınıza olacaktır diyorum. 8 su bardağı una, 3 su bardağı su çok iyi geldi. Normalde biraz sert bir hamur olması gerekiyor. Ama tam istediğim kıvamı yakaladım. Şimdi de artık üzerini temiz bir poşetle örtüp en az yarım saat dinlendiriyorum. Dinlendirelim ki hamur kendine gelsin, açarken zorluk olmasın. Dinlenen hamuru masaya alıp tekrar bu şekilde birkaç tur yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzlüğü gitmiş, una falan kesinlikle ihtiyaç duymayacağınız çok güzel bir hamur oldu. Böyle birkaç tur yoğurdum ve toparlayıp 8 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm her bir parçayı ise 8 tane beze yapıyorum. Evet, 8 tane bezemi bu şekilde hazırladım. Bezelerin üzerini de gene aynı temiz bir poşetle örtüp 5 dakika dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken oda ısısındaki tereyağının kolay sürülmesi için böyle eziyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tam 250 gram hazır tereyağı gidiyor. Sonra bezenin bir tanesini alıp tatlı tabağı büyüklüğünde elimle açıyorum. Böyle açınca üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı bırakıp yayıyorum. Ardından diğer bezeyi de alıp açıyorum. Ve tereyağlı hamurun üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da böyle sıkıştırıp üzerinden bastırarak biraz daha açıyorum.
Sonra bırakacağım tepsiyi sıvı yağla yağlıyorum. Ve tereyağlı hamuru bırakıyorum. Diğer bezelerimi de aynı işlemi yapıp böyle tamamını hazırlıyorum. Dördünü de hazırlayınca üzerlerini örtüp 20 dakika daha bekletiyorum. Bu börek hamurunun güzel açılması için mutlaka bekletmemiz gerekiyor. Yağla da beraber bekleyince hamur kendini bırakıp çok güzel açılacaktır. 20 dakikanın sonunda bir tanesini alıp belirli bir büyüklüğe kadar elimin altında kaydırarak açıyorum. Sonrasında elimi altına bırakıp yavaş yavaş ortasından kenara doğru çekerek büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Bu büyüklükte olunca bir tarafını ortaya kadar katlıyorum. Tabii ilk hamur olduğu için bazı yerlerinden yırtılmalar oluyor. Ama hiç sıkıntı olmaz. Diğer hamurlar daha çok beklediği için daha da az yırtılma olacaktır. Diğer tarafını da onun üzerine kapatıyorum. Sonra dikdörtgen olacak şekilde katlıyorum. Ve üzerinden biraz bastırarak açıp yağladığım tepsiye bırakıyorum. Diğer 3 hamuruma da aynı işlemleri yapıp tepsiye üst üste gelecek şekilde diziyorum. Evet, sonuncu olan dördüncü katlamamı da tepsiye bıraktım. Şimdi de üzerlerinden bastırıp tepsinin boş kalan kısımlarını açtırarak dolduruyorum. Artık son olarak dilediğimiz büyüklükte kesip fırına verebiliriz.
200 derece fırında 40 dakika boyunca pişiriyorum. Üzerleri böyle kızarınca da çıkartıyorum. Dışı kıpır kıpır, içi yumuşacık, su böreğini andıran şahane lezzette bir börek oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.